tek tek kaldırıla kaldırıla ekipler bu noktaya kadar indiler. Burada iki bina vardı, üst üste gelmişti. Ekiplerle konuştuğumuzda şunu dediler: biz çalışıyoruz, geldiğimiz ilk günden beri burada umut ediyorduk, biliyorduk dediler, inandık dediler. İnandıkları için mucizeye şu an hepimizi, tüm Türkiye'yi tanık edecekler. İnanarak hareket ettik dediler. Hiç buradan ayrılmadık dedi. Jöh Tunceli, Çiğli 2 ana, 2. ana jet komutanlığı, 1. arama kurtarma ekipleri, köy işleri, jet. Buradan hiç ayrılmadık. Nedir, seni dinleyelim. Fulya'nın bulunduğu alan hareketlendi sanıyorum. Gelişme olumlu. Fulya, biz seni görüyoruz. Ya hatta mısın, hatta mısın? Dur. Tamam, sakin, sakin. Sakin, hop. Sakin. Yavaş, dur. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Fulya, yavaş, yavaş. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Sakin. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir bakar mısınız? Sakin, sakin, yürürken birbirinizdeyiz. Bir arttırdı galiba. Devam et. Ya hatta mıyız? Evet, bu seni dinliyoruz Fulya. Hatta ne yaşıyorsunuz orada? Ne yaşanıyor? Evet, evet. Evet Fulya, seni duyuyoruz. Millet çıkacak. Artçı mı yaşandı Fulya? Şiddetli bir artçı. Yıkılmak üzere. Az önce deprem oldu. Yıkılmak üzere. Bizi buradan uzaklaştırdılar. Çok yüksek. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam şu an. Aman, uzaklaştırdılar. Çok yüksek. Fulya. Bakın, ışık tutuyorlar. Fulya. Satırdama sesleri geliyor. Fulya, evet, Şükrü hocamız da aynı şeyi söylüyor. Herkes oradan hızlı bir şekilde uzaklaşmanız lazım. Bina çok yüksek diyor Şükrü hoca. Evet. Evet. Hocam ya sıçrama da olur değil mi? Tabii. Çok yüksek bir defa. Şu an ışık tutuyorlar yani. Göksu. Yayında mıyız? Görüyor tamam, musunuz? Biz görüyoruz. Çok yüksek bir bina. Bir an kaçışmaya başladı burada herkes. O çatırdı geldi. 9-10 katlı bina. Biz sallandık. Bilmiyorum, düştü mü kandilliye? Şükrü hocam da bir anda bakıyor Fulya. Daha düşmedi. Evet, bir artçı oldu. Daha düşmedi. Şükrü hocam da takip ediyoruz, bakıyoruz ama ben buradan saydım 9-10 katlı bir binadan söz ediyoruz arkandaki. Çok dikkatli olunması ve bir an önce terk edin orayı diyor Şükrü hocam. İşte bunu söylüyoruz yani. Sesleri geldi artçı Göksu. Süreci çok yani önemli. Yani çok o önemli. Kadar herkes bir anda kaçışmaya aman başladı dikkat, ki. Fulya. Bir diğer arkadaşlar, arama timleri. Yıkıldı, yıkılacak bina. Bir anda herkesi uzaklaştırdılar ne buradan. Ne kadar? Mesafe ne kadar? Onun? Şerit yok da kendimiz oluşturuyoruz. Ekip aracı varsa bir şerit bulalım ya. Yani olduğu gibi eğer çökerse daha az risk, ama bu tarafa doğru çökerse Allah korusun. Allah korusun diyelim. Aa, Göksu, sallandık bayağı. Ve çatırtı seslerini duyduk. Bir anda burada bağırış, çağırış, herkes kaçışmaya başladı. Zaten bugün sık sık uyarı yapıldı bu yönde. Yani biz sabah öğleden sonra bu noktaya gelmiştik. Ve daha sonra ekipler sık sık zaten bu binadan lütfen uzak durun. Biz riski göze alıp burada arama kurtarma yapıyoruz. Her an bu bina devrilebilir, çökebilir diye o kadar çok uyardılar ki biz zaten çok uzaktan takip ediyorduk. Ben size o yüzden dedim, arama kurtarma operasyonunu o kadar riskli bir yerden takip ediyoruz ki size o yüzden net bilgiler veremiyorum. İlk defa bir enkazın başında kaç kişi çıkacak, kim? Dolayısıyla çok net bilgiler veremedim. Hep uzak tutulduk çünkü. Onlar da çok riskli bir yerde çalıştıkları için gerçekten hep uzak tutulduk bu alandan. Onlar da canlarını riske atarak burada arama kurtarma operasyonuna katıldılar. Ya o kaçışma, o an ya yani çok sallandık. Bilmiyorum o yani kaç şiddeti, kaç büyüklüğünde deprem yaşadık. Thank you.
herhalde Fulya Öztürk görüntüleri iki yanda bakıyoruz. Sizinle de takip ediyoruz Şükrü Hocam. Artçı mıydı, farklı bir deprem miydi diye son bilgiler ışığında baktınız. Ama onun olmadığını söylüyorsunuz. Bu belli ki yüksek şiddette bir artçıdan mı söz ediyoruz? Büyük ihtimalle 4'ün üzerinde olması gerekir. Belki de 5'e yakın, bilmiyorum. Çünkü ayakta olan insanların hissedebildiği depremler mutlaka 4'ün üzerindedir. Öbür türlü hissetmelerine imkan yok. Üstelik evi de salladığına göre 4'ün üzerinde bir depremdir. Belki 5. Hocam Fulya Öztürk o binada, şu yüksek katlı binada çatırtı seslerinin geldiğini söyledi. Yani bu her an uçabilir değil mi? Tabii. Yani artçıdan sonraki sürede o çatırdıdan sonra kendiliğinden yıkılabilir. Hala yıkılma riski var o binanın, değil mi? Gayet tabii. Yani hiçbir şekilde güvenlik çemberinden içeri girmemek gerekiyor. Şimdi onun etki alanında en az 50 metrelik bir kesimde etkili olabilir. Nihat Uludağ çok riskli bir alanda çalışma yapıyorlar. Evet. Şu anda o ekiplere buradan tüm dualarımızı yollayalım. Hala daha yıkılma riski var, evet. Ama bir de ses duydular. Vatandaşlar Fulya değil mi? Vatandaşlar uzaklaştırılıyor bölgeden ama ekipler hala oradaki sese ulaşmanın... Uzaklaşmak şu anda Göksu. Evet. Ekipler de drone görüntüsüyle... Şimdi görüyorsunuz. Bu görüntüyü çok net anlatmamızı istiyor. Kurtarmacılar geriye çekildi. Çekilmek zorunda. Şimdi vatandaş, herkes çekildi Nihat Uludağ bölgeden. Drone görüntüsünü anlatalım bir. Ama çalışma da oradan çıkacak vatandaşımız için. Çalışma da devam ediyor ekiplerle. Buradan 4.7. tüm duamızı oraya yol. Çok affedersiniz. Kaç hocam? 4.7. Oldukça yüksek.